Merhaba, ben Esin Koca Kuş. Kanalıma hoş geldiniz. Bir bilgi içeriği videosuyla daha birlikteyiz. Başlıktan da anladığınız üzere biye nasıl kesilir ondan bahsedeceğim. Hemen geçiş yapmak istiyorum fazla uzatmadan. Kumaşımı şu şekilde esnetmeye çalıştığımda çok fazla esnemediğini fark ediyorum. Bu tarafa doğru esnettiğimde de diğer kısımdan biraz daha fazla esniyor. Fakat üçgen olarak tutup esnettiğimde ise lastik gibi diyebilirim neredeyse. Çok harika bir esnemesi var. Bu tüm kumaşlar için geçerlidir. Tüm kumaşların en esnek yönü çapraza doğru tuttuğunuz zaman en fazla esnekliği elde edersiniz. O yüzden biye keserken eninden ya da boyundan değil, şu şekilde üçgen katlıyoruz. Ve istediğimiz genişliği ayarlayarak başlangıç ve bitişlerinin aynı santim olmasına dikkat ederek çizimi yapıyoruz. Ve böyle bir biye elde etmiş olacağız. Bu kısmı kesip çıkaracağım. Şimdi uzatmamak için daha önceden kesip ayarladığım bir biye üzerinden devam edeceğim. Bunu da yine aynı şekilde yönünü bu şekilde tutarak kesmiştim. Biyeyi dilerseniz kenarlarını incecik katlayıp iğneleyerek iki kenarını da ütüleyebilirsiniz ve daha sonra ortadan ikiye katlayarak şu şekilde tekrar ütülemeniz gerekiyor. Dilerseniz daha pratik bir yöntemi var. Hemen ondan bahsedeyim. Başlangıç ve bitişlerini sabitlediğim iki tane iğnem var burada. İğnemin arasından geçiriyorum. Zaten geçirdiğim zaman kendiliğinden kıvrılmaya başlayacak. Bu şekilde kıvrılarak gelen bir düzlük elde etmiş oluyorum. Ve diğer iğnemin arasından da geçiriyorum. Bakın böyle ütüleyerek devam edeceğim. Kendiliğinden kıvrılarak gelecek ben ütülediğimde, her çektiğimde. Ve ütülemesi, sabitlemesi daha kolay olacak. Bu kadar kısa sürede biyemi hazırlamış oldum. Şimdi tam orta noktasından katlayarak tekrar ütülüyorum. Şekilde biyemi çok kısa sürede elde etmiş oluyorum. Artık biyemi istediğim yerde kullanabilirim. Hazır. Dilediğiniz ölçüde, dilediğiniz kadar kendiniz hazırlayabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz ekrandaki linke tıklayarak abone olmayı ve bu videoyu beğendiyseniz ekranda gördüğünüz diğer videoları da dikkatinizi çekebilir. Onları da geçerek izleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.